Bizler bugün hakkını arayan işçilerin avukatını yapıyoruz. Öldürülen, madenlerde katledilen işçilerin haklarını, avukatlığını yapıyoruz. Aynı zamanda bizler öldürülen, şiddete maruz kalan ve yaşam haklarını savunan kadınların, LGBT artıların avukatlarını yapıyoruz. Kentlerine, doğasına, köyüne, suyuna sahip çıkmak isteyen insanların avukatlığını yapıyoruz. Bizler bugün Kürt halkının eşit, onurlu, özgür bir şekilde yaşaması için mücadele edenlerin avukatlığını yapıyoruz. Bugün de burada kuruluş deklarasyonu için buradayız. Şimdi arkadaşımız platformumuzun kuruluş deklarasyonunu okuyacak. Şimdi sözü Şirin arkadaşımıza veriyorum. Avukatlar mesleki, deontolojik, etik ilke ve kurallarının ihlali dışında mesleki sınırlar içerisinde faaliyetleri sebebiyle veya müvekkillerine isnat edilen suç ile özdeşleştirilerek yargılanmakta, tutuklanmaktadırlar. Avukatın müvekkiline gözaltında susma hakkını hatırlatması, hapishaneleri ısrarla ziyaret etmesi gibi mesleki faaliyetlerini kriminalize edilmesinin yanında bugün müvekkilinin cezaevi hesabına para yatırmak, kitap göndermek gibi etkinlikler suçlama konusu olabilmektedir. Siyasi operasyonlar kapsamında gözaltına alınan kişilere avukatın nereden buldukları, banka hesapları üzerinden gönderdikleri avukat vekalet ücretleri dahi isnada dönük ifade sorusu olarak yöneltilmeye başlanılmıştır. Gözaltı takipleri, hapishane ziyaretleri, savunma dilekçe veya beyanları, işkence ve kötü muameleye ilişkin açıklamalar örgütsel bağlantı izafıyla karşılamaktadır. Henüz 2 gün önce Çağlayan adresinde ve Van ilinde Van halkının iradesinin gasp edilmesine karşı toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını kullanmak isteyen meslektaşlarımız keyfi şekilde engellenmek istenmiş ve polis şiddetine maruz kalarak gözaltına alınmıştır. Bizler avukatlık mesleğini toplumsal mücadelenin yanında halkların, ezilenlerin, muhaliflerin, yoksulların hak ve özgürlüklerini koruma ve güçlendirme çabasıyla yürüten avukatlarız. Bu anlamda bizlere hedef alan bu saldırıların esasında toplumsal muhalefete hedef alan saldırılarla iç içe geçtiği bilincindeyiz. Mesleğimizin temel prensiplerini koruma ve saldırıların en doğrudan hedefi haline gelmiş meslektaşlarımızla dayanışma mücadelesini memleketin genelinde adalet mücadelesinden ayrıksı görmüyoruz. Her geçen gün daha da sertleşen bu iklimde bir araya gelerek direnç göstermek ve mücadele etmekten başka bir çıkış olmadığını çok ama çok iyi biliyoruz. Tam da bu avukatların, bu ihtiyaçların bir sonucu olarak bizler farklı hukuk kurumlarında hak mücadelesi yürüten avukatlar olarak bu mücadeleyi büyütecek bir adım atarak 5 Nisan 2024 Avukatlar Günü'nde Savunmaya Özgürlük Platformu'nun kuruluşunu duyurmaktan onur duyuyoruz. Bu platformun savunma mesleğine yönelen saldırılar karşısında gücünü birliğinden alan bir kalkan oluşturabilmesini ama aynı zamanda toplumun geniş kesimlerinin savunma hakkının da bir güvencesi olabilmesini umuyoruz. Peki ne yapmalı? Bu koşullar altında hem mesleki haklarımızda hem de bir bütün olarak temel hak ve özgürlüklerimizde direneceğiz. Kendisini direnme hakkının kullanımı ile inşa eden insan haklarında direneceğiz. Ulusal ve uluslararası kazanımlarımızda direneceğiz. Mesleki kuruluşlarımızda direneceğiz. Avukatların savunma dokunulmazlığında, bağımsız savunma hattında direneceğiz. Avukatlık mesleğinin korunma mekanizmalarında, avukatlık kanununda, Turin ilkelerinde, Havana kurallarında, Morelia şartında direneceğiz. Avukatın savunduğu toplumsal savunmanın kendisi olduğu adil bir ceza adalet sistemi kurulması için direneceğiz. Avukat haklarının daha güçlü kazanımlarla taçlandığı normatif düzenlemelerin ihdası için direneceğiz. Avukatların mesleki faaliyetleri sebebiyle suçlanmaması ve tutuksuz yargılanma ilkesinde direneceğiz. Savunmayı savunacağız. Barolarımız ve Barolar Birliği'ni bu yönde etkin mücadeleye çekeceğiz. Bu minvalde dayanışma ve mücadeleyi büyütmek üzere avukatlık mesleğine dönük saldırılara karşı birlikte durmak gerektiği bilinciyle bir araya gelerek Savunmaya Özgürlük Platformu kuruluşumuzu ilan ediyoruz. 5 Nisan Avukatlık Günü'nde birlikteliğimizden aldığımız güçle omuz omuza direneceğimiz bir savunma hakları mücadelesini örgütlemeye tüm meslektaşlarımızı çağırıyoruz. Hepimiz uzun yıllardır Türkiye'de savunmayı savunuyoruz. Savunmaya özgürlük kavramlarıyla hukukçuluğu, avukatlık mesleğini onurunu korumaya çalışıyoruz ve esasında da aslında halkın haklarını savunmaya çalışıyoruz. Denilebilir ki bu çok zor bir süreç ve çok sayıda meslektaşımız, hukukçu arkadaşımız şu anda tutsak edilmiş durumda.
Bugün Çağdaş Hukukçular Derneği'ndeyiz. Sevgili Selçuk Ozağaçlı uzun zamandır, sanırım 6 yılı geçti, tutukluluğu devam ediyor. Yetmiyor, inanılmaz bir kumpasla Betül arkadaşımız ve diğer birçok çok sayıda avukat arkadaşımız tutsak edilmiş durumda. Çok şey söyleyebilirim, çok şey ifade edebilirim ama arkadaşlarımızın kurmuş olduğu bu platformun ben hakikaten öncelikle tutsak arkadaşlarımızın özgürlüğüne kavuşturulması noktasında katkı sunacağını düşünüyorum. Parti olarak da bizler bu süreçte daha aktif bir şekilde elimizden geldiğince hakikaten savunma noktasında, savunmanın güçlenmesi noktasında, avukatlık mesleğinin güçlenmesi noktasında elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Değerli basın emekçilerini ve tüm katılımcıları saygıyla selamlıyorum. Türkiye'de adalet, barış, hak, hukuku savunan bütün avukatların 5 Nisan Avukatlar Günü'nde kutluyorum. Haklarımızın Türkiye'de en fazla adalete ihtiyaç duyduğu bu süreçte böyle bir platformun kurulması gerçekten bizlere ümit oldu. Türkiye'de şu an yaşadığımız süreçte etik diye bir kavram kalmamış. Bir anne 6 yıldır adalet arıyor ve 48 gündür Adalet Bakanı'nın önünde eylemini sürdürüyor. Adalet Bakanı başta olmak üzere oradaki bulunan bütün kurumlar anne karşısında aciz duruma düşmüşler.